selamlar. Futbol Manager 2022'de Hull City kariyerimizin artık son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. En azından sezonun son bölümü. Ee, tabii ki de çeşitli söylentiler var istifa edeceğimize dair. Üstüge çıktığında teknik direktör değişikliği olacağına dair. İşte bu takım üstüge çıkamazsa yine farklı bir yapılanma olacağına dair. Çeşitli söylentiler var. Biz bunları şimdilik yanıtsız bırakmayı tercih ediyoruz ve Yapacağımız iş kalan iki maçımızı oynamak. West Bromwich'i geçebilirsek final maçımızı oynayarak ondan sonra kulüple, başkanla ve bizi destekleyen teknik ekibimizle bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Önce odaklanmamız gereken bu büyük Tiger taraftarına, kaplanlara hak ettikleri final maçlarını yaşatmak. Ama öncesinde küçük iki şey göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki biz çeyrek finalde Arsenal'e yenilmiştik. Ben de orada bir demeç verdim. Dedim ki eğer Arsenal'i geçebilseydik muhtemelen finale kalırdık. Neden? Çünkü yarı finalde gördüğünüz gibi Arsenal Leicester City ile oynadı ve onu da geçtiği için finalde Chelsea ile karşılaştı ve finalde de Chelsea'yi yenen bir Arsenal görüyoruz. Bu demek oluyor ki ya biz şampiyon olacaktık ya da bizi yenen takım şampiyon olacağını söyledik. Zaten şampiyona yenilmiş olduk. Burada da kupada ne kadar başarılı gittiğinizi göstermiş olduk. Tabii ki antrenmanlara gelmeyen bazı oyuncular var. Onlara para cezası verdik ama takım içerisinde de huzursuzluklar devam ediyor. Diğer yanda maaş bütçesinde eksideyiz ve şu anda harcadığımız tutar 9 milyon. Mevcut maaş bütçesi ise 8 milyon. Bütçe ayarlaması yapamıyoruz. Bütçeyi tamamen kısmamıza rağmen her ay eksi 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 şeklinde devam ediyoruz. O yüzden kulüp hedeflerine geldiğimiz zaman yönetim bize A verse de maaş bütçesinin aşılmasından dolayı olumsuz bir yaklaşımda duruyorlar ve bu da zorunlu görevlerden biri. Yani kendileri bizimle devam etmek istemezse hiç şaşırmayın derim. Ama başkanın en büyük planı da bakın görüyorsunuz kulübü satmak, kulübü satmak, kulübü satmak. Sadece kulübü satmaktan ibaret. Başka da bir şey düşünmüyorlar. E, kadromuza geldiğimiz zaman zaten şurada görüyorsunuz en pahalı oyuncularımız. Kiralık olan oyuncular. Bir de Lewis Potter'ımız var. Yani oynayabilecek tek adamımızı da Premier Lig'e e çıktığımızda satarsak herhangi bir oyuncumuz olmayacak. Zaten transfer bütçesini geçtim. Maaş bütçemiz dahi ekside. Eğer ki biz üst lige çıkarsak çok iyi bir para gelmesi lazım ki bu takımı yeniden yapılandıralım. Veya yeni bir seçim olsun ki başkan seçimle birlikte bize para versin. Bunlar olmazsa açıkçası ben de o topun altına girmeye pek sıcak bakmıyorum. İngiltere'de 15 maç üst üste kaybeden bir hul başında olmayı ben tercih etmem. Ama dediğim gibi bu taraftara bir sözümüz var. Bu sözümüzü gerçekleştirelim. Evet son maçımıza çıkarken dizilimimiz yine bu şekilde ve oyuncularımız da belli. Ramirez'den, Baladam'dan, Wilkes'ten çok şey bekliyoruz. Yedekte ise Dos Santos'u, Lewis Potter'ı bir ihtimalde Kolido'yu bekleterek gerekli hamleleri yapacağız. İç sahadayız. Umarım bütün taraftar, bütün teknik ekip kenetlenip maça odaklanmışsınızdır. Bir tane hul var. Başka hul yok. O yüzden... Biz takım için elimizden geleni yapalım. Başkanı boş verin. Başkanla zaten görüşmüyoruz. Beni aradı. Sen nasıl başka yerlerde demeç verirsin, video yaparsın falan. Sen benim ele elemanımsın muamelesi yaptı. Böyle şeylere karşıyız. O yüzden başkanla iplerimiz koptu diyebiliriz. Ya o gidecek ya biz gideceğiz. Şimdi Elder'le korneri kullandık ve bir başarılı duran topu organizasyonu daha gördünüz ön hareketlenen oyuncular, yakına gelen oyuncu ve altı pasını oradan golü atıyoruz. Bu da yeni korner sistemimiz. Bir korner daha bu sefer vuramadık. Bir kontra yiyoruz. Güzel bir yatarak müdahale. Ramirez sizin beğenmediğiniz, yaşlı dediğiniz Ramirez gerekli hamleyi yaptı. İlk dakikalarda iyi pozisyonlar bulduk. Öne geçtik. Şimdi Brian'la taş atışı geldi. Emanuel topu aşırttı. Bernard bıraktı Bernard'la güzel paslaştı Grace, Baladam, Ramirez, Longman, Simit, Ramirez, Doherty, Baladam, Simit. Ben ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Ne? burada. İzle. İzle sadece izle. Oyun nedir, nasıl oynanır? Bu sistemden bahsediyorum. FM'den bahsetmiyorum. Yok Aykut kocaman şöyle, yok defans oynuyoruz, yok forveti çıkaralım, yok onu yapalım, bunu yapalım. Her takım oynuyor tıkır tıkır. Bu golde bir şeyler var, bir sıkıntı var burada. Bir hatalı gol yedik ama neyse olur o kadar. Bravo beyler süpersiniz. Siz hiçbirine kulak asmayın. Moat ortaladı. Direkten dönen top. Ucuz yırttık. Bir korner daha Mowat'la kullanıyorlar. Yine Baxter kurtardı ama hocam orada bir şey var yani. Elle dokunmuş. Bak sonra penaltımız verilmiyor. Şu olmuyor bu olmuyor. Elle dokunuyorlar. Hakemlerde de var sıkıntı. Şimdi uzun adam baskı yap oraya da al şu topu ya. Brian geliyor ortaladı. Bravo Baxter. İyi, hemen uzun başlattık. Smith indirdi. Her araya uzun adam. Güzel düşündü. Güzel düşündü. Bravo. Johnston Clark. Geri gel. Geri gel. Önde baskımız yok. Önde baskımız yok. Şu an için taktiğe sadık kalıyoruz. Molumbi. Brian. Ramirez yine yatarak yerinde müdahale. Mowat. Forlong. Ya böyle penaltım var ya. Böyle penaltı tarihte nerede görülmüş? Şu verilen penaltıya bak ya. Yazık günah ya. Var ya hakemler, hakemler resmen işbirliği yapıyor. Bunlarda para yok diyerek diğer takımlara avantaj sağlıyorlar ya. Bu kul hakkı yemektir. Başka bir şey değil bu. Şimdi buraya bir Lewis Potter hamlesi yapacağız. Onu da kanat forvet hücum oynatmak istiyorum. Diğer yandan Wilks biraz sönük kaldı ama Wilks'i biraz daha devam ettirmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Wilks'i de forvet attığına alalım. Buradan da Docert yerine bir sol kanat düşünüyorum. O da kim olabilir? Şöyle bir değişik yaklaşımda bulunacağız. Docert yerine Fleming'i, Fleming'i de buraya koyarak bir çalışkan kanat oyuncusu hücum yapmayı düşünüyoruz. Elder değil, Fleming burada kalsa daha iyi olur. Şöyle Wilks de burada çalışkan forvet hücum olsun. İkinci yarıya çıkalım. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik. Hakeme rağmen Wilks hala kötü oynamaya devam ediyor. Şimdi Movato ortaladı, Elder uzaklaştırdı, Wilks topu aldı. Paşır mı Cık. oyuncu değişikliği? Wilks bugün oynamak istemiyor. Ben bu arada böyle adama tahammül edemem. Colido'yu alıyoruz. Colido da e, fırsatçı golcü hücum olarak devam edecek. Biraz rakibe önde basmaya başlayalım artık. Kendi sağımızda biraz daha e, zorlamamız lazım rakibi. Buradan da kontra ve karşı pres'e başlayalım. Hücum anlayışına da geçelim. Şimdi Clark'la atağa çıkıyorlar. Şu uzun bir top savunma arkasına kovalıyoruz. Orta geldi. Hagılı Bak bize dirsek attı. Bize bir şey yok. Ama onlara her zaman penaltıları var. Molumbi. Forlong. pozisyonlara bak ya. Rezil rezil pozisyona giriyor rakip. Tekrar başarabilirsiniz dedik takımımıza. Şimdi bir bir hamle, bir hareket görmemiz lazım ama Movat'la inanılır gibi değil ya. Savunma resmen yol geçen ama geride çeksen, offside de yapsan, offside'ı da kaldırsan, yakın kursan, önde kursan her türlü bu arkalarına kaçırıyor bu dingiller ya. İki tane meymenetsiz yani bundan kötüsünü görmedim şu zamana kadar. Orta saha iyi oynarsa yani savunma arkasından top attırmazsak defansımız pozitif. Ama orta sahanın yetersiz kaldığı yerde defans vasat. Ah Bizde de forvet işte. Ha yani işaret et kornerde kornerde evet. <laughs> yani oraya birinin hareketlenmesi lazım kornerden. Bak, golü attığımız pozisyonda hareketlenen var golü atıyoruz. Golü atamadığımız pozisyonda ise hareketlenen yok. Evet, tamam. Güzel. Çok iyi koşu. Çok iyi koşu. Ya ama onu da çevir artık oradan. Bencil pislik. Oradan nereye golün vardı? Şimdi buradan 3 değişikliği de yaptık ama iki yönlü destek olsun. Evet yine 68. dakika West Bromwich'in Friki'ni izliyoruz. Oradan da gol yemezsin artık diyecektim. Neyse ki barajdan döndü. Clark geriye döndü. Çık 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 artık önde baskıya geçtik. Daha fazla risk aldık. Evet Kolido. yükselmiyorsun bile ya. Şimdi bizde top. Evet Ramirez. Güzel bir top attık. Bu sefer yap artık onu Kolido. Sonunda sonunda uğraştırıyorsun bizi. Resmen gol diye yalvarıyoruz adama ya. Onlarca pozisyon hazırla. Adam neyse. <laughs> Simit. Simit içeriye baktı. Fleming. Şimdi Elder Baladam, Ramirez, Lewis Potter terse çok güzel top. Tek de ortaladık ama rakip karşıladı. Orada hemen baskı yapalım. Hemen baskı hata yaparlar. O Tyler Smith. <laughs> Karşı karşıya atamaz ama 150 metreden atar. Güzel. Ya hak ettiğimiz maç hakem araya girdi. Kötü performans falan derken Bak yine kaçırdı. Yine ka bak. Aaa yere nasıl yatıyor. Bravo hoca. Offside. Boşuna yapmadık offside taktiğini. 92-93 bitiriyoruz artık. Yani 6-7 maçta yemediğimiz golü bir maçta yedik ve kendi sahamızda. Şimdi Lewis Potter at 5'i bu kadar bu kadar. Hadi West Bromwich. Hadi abim hadi köyüne. Sen bizi premierlik yolunda yaralayamazsın. Bak bir tane daha atarız. Zorlamayın bak. Zorlamayın bir tane daha atarız. Kaşınıyorsunuz. Baladan ve Lewis Potter'ın güzel çabası var. Diğer yandan ellerin aynı şekilde. Smith'in attığı müthiş bir füze var. Aslında baktığınızda Biraz bireysel gollerde atmış olduk bu son gollerde ama 15 kornere ulaşmamızda baya bir duran top kazandığımızı gösterir. Evet veler iyi bir galibiyet aldık hatta maçtan koptuğumuzu düşündüğümüz hakemin hatasıyla rakibin avantaj sağladığı bir maçtan güzel bir geri dönüş yaptık. İç sahada taraftarımızın desteğiyle ama şimdi West Bromwich deplasmanındayız ve 2 gollük avantajımız var. Bir tane gol bulursak ki bulacağımıza inanıyorum biz bu takımdan 3 ve üzeri gol yemeyeceğiz bu sefer. Şimdi başlayalım. Başladıktan sonra biraz daha oyunu yavaş yavaş soğutmaya daha da oyunu tutmaya çalışacağız. Şimdi başladık bakalım. Evet ilk 15 dakikayı geride bıraktık. Bu sefer önce tempoyu düşürdük. 30. dakikaya geldiğimizde ise zaman geçirmeyi arttırdık. Kademe kademe maçı bu şekilde tamamlamaya götüreceğiz. Şimdi 39. dakikada ilk pozisyon. Emmanuel içeriye baktı. Ortaladı. Malik Wilks'e gelmedi. Elder. Bal adam. Güzel paslaştık. Kötü orta. Kötü orta. Furlong'a gelen bir top. iyi uzaklaştıramadık. Furlong şimdi çizgiden içeriye baktı. Kaleci Baxter kurtardı. Hagil. Tosent. Güzel. Güzel. Bravo kale. Yavaş yavaş oyunu sakinleştiriyoruz dedik. Evet. Biraz atıyormuş gibi yap falan. Ya böyle zank diye de saçma sapan bir yere dikme. Elle başlat diye orada bir talimat var. Yani bunu nerede gördüğünde yapıyorsun. Beyin. Beyin. Kalecide beyin önemli. Ramirez uzaklaştırdı bu sefer ve ilk yarının sonuna istediğimiz şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk yarının sonunda şöyle geldiğimizde Wilks gerçekten kötü. Yani bu playoff'ları oynamak istemiyor. Aklı tatilde muhtemelen. Lewis Potter da kötü ama bu sefer ilginç bir şey yapıyoruz ve Dos Santos'u alıyoruz. Dos Santos'u ise burada ters ayaklı kanat Fleming'le buraya alarak bu sefer defansif kanat destek diyorum Fleming'e. Diğer orta saha oyuncularımızda sıkıntı yok. Şimdi taktiğe geldiğimizde pres şiddetini biraz daha azalttık. Topa dalı kaldırdık ve tempoyu düşürdük. Şimdi ikinci yarıya biraz daha böyle oynayacağız ve bu sefer bir tık üstünü ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Önemli olan şu golü yemeyelim. Orada da güzel bir top kaptık. Giovanni dos Santos kaç kaç dedi arkadaşına ama arkadaşı kaçmadı. Emonel şimdi içeriye baktı. Oyunu ya yavaştan oynarken arkada Fleming. Yani şu golü Tunahan dahi atardı. Grace bıraktı Baxter orada saçma işler yaptınız ve topu rakibe attınız. Yani işte oyunda ya çok üstün zekalı iyi oyuncularla bu oyunu soğutmayı yapabiliyorsunuz ki öyle oyuncularım hiç olmadı. Ya da bu oyuncularla bunu yapamıyorsunuz. Kaleci ile stoper birbirine mal mal bakıyor. Aa bende mi sende mi sende kaldı bende kaldı. Hop rakip golü attı oluyor sonra ya bu kadar e, beyinsiz yapılmamalı yapay zekanın savunma yönü yani illa şeyle mi varanla falan mı ya da ne bileyim Ramosla mı bu güzel soğutma defans oyunu yapılabiliyor al topa dalı da kaldırdık ne oldu şimdi hocam topa dalı işaretlersen adama da dalar kırmızı yer al var mı topa dal gel var mı topa da? Yok. Ne oldu? Oyunun, oyunun bu işe alerjisi var. Ama geri adım atmıyoruz. Geri adım atmıyoruz. Madem öyle şimdi devam edeceğiz bakalım. Bir gizli libero koyduk buraya. Buraya da bir regista koyduk. Kanat bek savunma. Kanat bek savunma. Madem öyle, madem öyle biz çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz kardeşim. Futbol anlayışı aşırı savunma. Buradan daha disiplini bırak, driplingi bırak, paslaşmayı bırak. Topa dal bu saatten sonra. Pres yok ama sıkım arkadaşlar. Offside taktiği yok. Zaten en gerideyiz. Savunma attı. geride. Hadi bakalım. Kalan 40 dakikayı bu takım savunuyor mu savunmuyor mu? Güzel. Devam, devam, devam. Savunmaya devam. Kornerden yemeyelim ya. Kornerden yemeyelim. Akan oyunda yemiyoruz. Kornerden mi yiyeceğiz? Kapat, kapat önünü, kapat. Bravo Baxter yat şimdi yat yat yat. Yat bırak ıslıklasınlar arkada bırak devam. Evet. Dön dön kaleciye ver. Pastaş orada pastaş orada evet. Bravo. Ruhum yanındaki adama pas veremiyor çıldıracağım ya. Hani bak koşmuyor. Bak, bak bu kadar sakatı nasıl bir araya toplayabilir bu oyun ya. Aman. Oynayacağınız oyun. Bırak ya bırak Her şeyi hata Her şeyi hata üstüne hata ya ah, Kaptırdı Kap Düz yolda yürürken kaptırdı Şimdi bu gol olacak Yani söylenecek çok bir şey yok. Bu, bu, bu artık insanın sinirleniriyle oynamak yani başka bir şey değil. Peki uzatmalara da başlayalım. Şimdi iki değişiklik hakkımız var. Bir tane forvet değiştireceğiz. Kolido'yu alacağız. Baladamı değiştireceğiz. Magenis alacağız buraya. Kanat forvet hücum diyelim. Polido'ya da fırsatçı golcü hücum. Evet. İki tane oyuncu değiştirdik. Oyunculara başarabilirsiniz dedik. <laughs> Onlar da bize sordu. Neyi başaracağız hocam? Başaracak mısınız? Kolay gelsin size hocam dedi diye cevap verdiler. Ve artık rakip kaleye topla birlikte girerek <laughs> orta kafa gol oynuyorlar bir saniye. Adamlar 2, 4, 5, 6, 7 kişiler burada. Bu kadar hücum yapıyorlar. Bizim 5 oyuncumuz var. Yani 7'ye 5 hücum yiyoruz. Bak gene kendi kalemize. Evet dostlar şimdi maç sonrasında çok konuşmadım. Zaten konuşulacak bir şey yok gördünüz sonuç ortadaydı yani gereksiz bir kırmızı kart gördük ve hiçbir şekilde savunma mantığımızı yapamadık. Yani görüntüler zaten ortada hani bunun böyle çok taktiksel bir hatadan ziyade kaleci topu savunmaya bırakıyor, savunma kaleciye bırakıyor, kaleci topu dikiyor, arkaya kaçırılan toplar, defansın kaçırdığı adamlar yani hem bireysel performans hem de e, durumu ortada çok da konuşacak bir şey yok. E, bazen kaybetmek de kazanmaktır. Çünkü e, şu an ekranda gördüğünüz yazıyı siz de okuyorsunuzdur. Yönetim sezon için maaş bütçesini 9.47 milyon euro olarak belirledik diyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Şu anki maaş bütçesiyle 1'e 1. Bir. Yani siz yolda geçerken Messi'yi bulsanız Messi'ye 100 bin euro dahi verecek maaş bütçesi vermiyor. E, Firavun şey pardon Asem başkan. Yanı sıra transfer bütçesi olarak ise 178 bin euro veriyor ki 178 bin euro sizin döner ayran paranızı bile karşılamıyor. Bu hul kariyeri ne zaman güzelleşir? Ya bir manuel dokunuşla, editörle vesaireyle bütçeler şunlar bunlar değiştirilirse ya da gerçekten Acun Ilıcalı kulübü devraldığında, gerekli güncellemeler, gerekli bütçeler sağlandığında oyun bunu kendisi güncellemesi içerisinde eklerse o zaman Hull kariyerinin eski şehirden bir farkı olur. Çünkü bu parayla İngiltere'de ayakta kalmak pek mümkün değil. Zaten oyun da orada gerçekçiliği yapmış ki sen bu kadroyla bu parayla ancak 18. olursun diyor. Biz sizin inanmadığınız taktiğimizde bunu playoff'a götürdük. Aslında seçeneklerimiz belli. Ya küçülmeye gideceğiz, yıldız oyuncularımızı satacağız. Maliki, Potter'ı bilmem kimi. Onlardan 20-25 milyon elde edeceğiz ama şu da şüpheli. Bunun ne kadarını transfer bütçesine bu başkan yansıtacak. Buradan gelen parayla serbest oyunculara yönelip yine bir playoff, playoff'tan da kendimizi yukarıya atma mücadelesi yapabiliriz yine 4-5 bölüm boyunca. Ya böyle bir seçeneğimiz var ya da istifamızı vereceğiz, başka bir maceraya başlayacağız. Tabii ki yeni macera içinde çok fazla talep var. En çok taleplerden bir tanesi Eskişehir. Olmadı bunun anketini de yapabiliriz. Yani hangi takımda kariyere başlayalım, hulda mı kalalım, yoksa huldan ayrılıp şu takıma mı gidelim gibi bir anket düzenlerim. Buradan da vereceğiniz yanıtlar doğrultusunda yine devam ederiz yolumuza. Kul maceramız güzel başladı ama kötü bitti. Her hikaye e, mutlu sonla bitmez dostlar. O yüzden yapacak bir şey yok bizde. Tüm samimiyetimizle çıktık, oynadık. Bu sefer kaybettik ama bırakmasını da biliriz başaramadığımız noktada. Şimdi iş burada size düşüyor. Sonuçta bu teknik ekibinde bir parça sizsiniz. Her ne kadar içimizde İrlandalılar olsa da sürekli başladığımız andan beri bizi baltalasalar da onlara rağmen bu noktaya geldik. Bu noktadan sonra nasıl bir yol çizeceğimizi sizlerin fikirleri önemli. Dediğim gibi ben yine ufaktan bir anketi açarım. Artık devam mı, tamam mı, Eskişehir mi, başka takım mı vesaire buradan bunu da detaylandırırız, konuşuruz yine yorumlarda. Durumlar böyle dostlar. Tiger taraftarına da üzgünüz, başaramadık. Elimizden geleni yaptık. Yani yapılabileceklerin en iyisini denedik, uğraştık, olmadı. Yani istifamız gerekiyorsa istifamızı vermeye hazırız. Yola devam deniyorsa yola devam ederiz. Başka bir macera ise başka bir macera. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hoşçakalın.